Onun için devlete tapınma. Edip sen Kürtler için devlet istemiyor musun? Bak nasıl yok. Aradaki farkı gör. Kürtler denize düşmüş yılana sarılan insan. Hani İsrail gelirse sarılacak. Amerika gelirse onlar hayat mücadelesi veriyor. Sen değil. Sen şatafat, sen üstünlük, büyüklük, dünyayı fethetme savaşı veriyorsun. Senin öyle varlık yokluğu savaşın yok. Senin devletin var. NATO üyesisin. Sen United var. Senin Kürt kardeşin orada boğuluyor. Orada katliama uğruyor. Soykırıma uğruyor. Umurunda olmuyor. Tam tersine onları soykırıma uğratanları destekliyorsun. Hatırlıyorum Halepçe de gazlanarak 5000 kişi katledildiği vakit Türkiye onu şey etmedi, kınamadı. Evet sonra kütlere izin verdik geldiler oğlum onlar öldükten sonra. Yani öyle Kobani'de de öyle 36 gün içerisinde binlerce Kürt katledildi. Ondan sonra onlar size sığınsınlar. Kürt'ün sığıntısını seviyorsun. Hayatta başarılı, mutlu bir Kürt umuruna gel istemezsin. Hastalık bu. Patolojik. Gerçekten yani Türkiye'de paranoyak bir racism var. Ama bu sana yaramayacak. Bak sana söyleyeyim. Sana yaramayacak. Bu arada Türk kardeşlerim yani vicdan sahibi, Kürtlerin insan haklarını savunan, eşitliğini savunan, Kürtlerin özgürlüğünü savunan Türk kardeşlerime bu arada teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten cesur ve onurlu insanlar. Bu kadar azgın sırtlarının çı savaş çığlığı attığı zaman da barış isteyen Türk kardeşlerim var. Onlardan birisi mesela burada Stanford Üniversitesi'ne hicret etmek zorunda kaldı Amerika'ya. Ee, Halil İbrahim Yenigün o barış bildirisini yasakla düşün ya Türkiye'de barış diye bir bildiriyi imzalamak bile suç